Boşandılar mı? Yo, ben gelinimden çok memnunum. Ya Allah aşkına. O kadar memnunsun da niye bu kıza böyle çile çektiriyor? Bak bu kız boşanır sana söyleyeyim. Kızım, bu boşanma olayını soruyorlar. Söylemeyeyim yani, onu mu diyorsunuz? Ben sana bir şey diyeyim, bu kız bu oğlandan boşanır. Çünkü neden derse, kız oğlanı çok seviyor. Boşanır. Boşanmaz. Anam ne oldu lan? Televizyon bozuldu Hayati. Hamla. En önemli yerinde evet ya. Antendendir. Dur ben bir çatıya çıkayım. Hay Allah'ım ya. Televizyon da bozulacak vakti buldu ya. Ne güzel bakıyorduk. Buyur kardeşim. Hanımefendi merhaba. Biz Televan'dan geliyoruz da televizyonunuzla ilgili bir sinyal bozukluğu var galiba. Bir bakabilir miyiz kontrol? Tabii. Buyurun. Neden bu kek bozuldu ya? Çok teşekkür ederim ya. Ben bakayım. Bakayım. Evet. Evet, aynen. Tam korktuğumuz gibi hanımefendi. Ne olmuş? Yalnız biz bunu burada yapamayız. Bunu götürüp serviste yani orada halletmemiz gerekiyor. Öyle evet, mi? Evet, maalesef. Tam herkesten aldınız sinyali. Aynen. Götürün, tamam. O zaman ben bunu alıp götürüyorum. Tabii, tamir ettirin. Tamam efendim. Sonra getirirsin. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Zaten bilgilendirirler. Bir dakika. Kumandayı almadan nereye gidiyorsun? Evet. Üzerine koyarsanız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zaten size şey yaparlar. Tamam. Şey yaparlar. İletişime geçiriyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok teşekkürler canım ben. Hah, iyi oldu. Bak ben telefondan izleyeyim bari. Oh. Dur bakayım. Hallettim. Anten de mutmuş. Onu düzeltince en heyecanlı yerinde... Televizyon nerede lan? İşte televizyon tamircisi aldı gitti. Ne tamircisi Nazlı? Ben sana antenle indir dedim ya. Ama şey dedi, merkezler dedi, sinyal dedi, aldık dedi. Ondan dedi tamir edip getireceğiz, bir şirket adı söyledi. Lan ne diyorsun sen ya? Bu kadar çabuk yardıma gelebilirler mi? Aman adamın biri çıktı çatıya anteni bozdu. Ondan sonra fırsat bilip televizyonu çaldılar. Ben peşlerinden gidiyorum. Sen dur. Allah'ım sen ya. Sen ne diyorsun Hayati ya? Ben anlamadım. Ne kadar kötü insanlar var ya. Çocuk da ne kadar temiz yüzlü çocuk. Hırsızmış meğer ya. Bak görün. Yakaladık galiba. Yenge, ben Hayati abinin kahveden arkadaşıyım. Hırsıza yetişemedi. Karakola gideceğiz de Hayati abi pantolonuyla cüzdanını istedi. Çabuk getir. Hadi. Yetişemedi. Karakola gideceğiz. Pantolon lazım. Cüzdan da içinde mi? Cüzdan. Tamam, cüzdan lazım. Çabuk. Yetiştir. Ay, iyi bari çocuk yetiştirsin ya. Ay, vallahi yüreğim sıkışıyordu görüyor musun? Vay başımıza gelenler. Hah, vallahi yakaladı bu sefer. Yetişemedim. Karakola gideceğim, şu benim pantolonumla cüzdanı ver. Verdim ya. Ne zaman verdin lan? İşte bir tane çocuk geldi, ben dedi arkadaşıyım kahveden dedi, telefonla dedi, pantolonumu istiyor dedi, her işlem dedi ya. Ya Nazlı, ben hayatımda kahveye gittim mi hiç ya? Ya benim bütün çevrem köylerin ağındakiler. Böyle bir konsept var biliyorsun değil mi? Yalan diye. Allah'ım yarabbim, hiç haberin yok mu senin bundan? Hay Allah, nasıl oldu ya? Ya tamam dur, ben gidiyorum karakola, sen evde dur. Tamam, Allah'ım duruyorum. Duruyorum. Ne kadar da kötü insanlar var ya, görüyor musun ya? Bir daha da inanırsan. Allah. Yengeciğim, eniştem arabanın anahtarını evde unutmuş. Arabanın anahtarını evde unutmuş. Bir dakika. Sen eniştenin nereden arkadaşısın? Köyden ağından yenge nereden olacak? Köyden ağından. Çünkü neden biliyor musun? Kahveden deseydin vermezdim. Bizi kandırdılar da çocuğum ya. Ne olur kusura bakma. Çok affedersin canım benim. Yok yengeciğim, ortada çakal çukal kaynıyor zaten. Çukal kaynıyor. Çok yani. Sağ ol. Hadi yetiştir. Yetiştir hadi. Allah razı olsun. Ne benim demek, canım. Ne demek? Benim canım. Tabii ya. İyi insanlar hala var. Herkes o kadar da kötü değil canım. Herkes o kadar da kötü değil. Allah. Paraların maaşımı çektim, düşürdüm. Arabanın anahtarını unutmuşsun. Of. Neredeydi o ya? Bacağımı da çarptım vallahi aşağı inin ki.
vallahi. Haram araba gidiyor. Araba gidiyor. Koş yakala, bacağım kötü, koş. Anne, nasıl yakalayacağım ya? Ya ne bileyim Nazlı, çevredekilerden yardım iste. Tamam. Seni saf görünce hemen kaldırıyorlar zaten. Komşular! Komşular yetişin! Nasıl saf çıktı arkadaş ya? Ulan kocandan birazcık ders aldı ya. Üç kere kandırılmak nedir? İnşallah yakalarlar. Haram. Geç serseri seni. Geç, nasıl çaldıysan koy onu oraya bakayım. Koy. Koy, görüyor musun abi? Görüyor musun? Yenge de bağırınca arabayı çaldı falan diye arkasından tuttuğum gibi getirdim. Ay seni şerefsiz, seni sen çaldın ha. Ya tek televizyonu da çalsa yine kumandayı bile çalmış. Kumanda önemli. Ya. Ya arabanın anahtarı? İşte yenge bağırınca ben şey yaptım. Yenge şimdi karakolda şey yapacak, teşhis edecek. Dedi ki benim çantam dedi, telefonum falan neyim varsa koşa koşa al gel dedi. Heh. Onu orada güzelce karakolda konuştururlar. Acaba ben de mi gelsem ya? Hayır. Hayır abim, şimdi bunlar şebeke gibi bir şey. Gelirler eve komple çöküverirler vallahi, aman. Doğru diyorsun. Sen burada kal. Doğru diyorsun. Burada kal. Çanta burada ha. Telefonu da burada. Telefonu da çantaya koyuyorum oğlum. Ha. Ah. Hemen yetiştirelim. Hadi koş aslında. Hemen koş, koş, koş. Bir dakika lan. Bir dakika dur. Hı? Oğlum para mara lazım olur size, al. Ah. Evet abi, çok doğru söylüyorsun. Hadi koş, 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 taksiyle gidelim. Hadi, hadi koş, koş, koş. Hadi koşun, hadi koşun. Ya. Böyle çekirge işte, bir sıçrar, iki sıçrar, sonunda böyle yakalanırsın. Televizyonu bağlayayım bari ya. Yakalayamadım. Nasıl yakalayamadık ya? İşte bütün komşular falan yardım ettiler, serttik arkalarından ama köşeyi dövdüler, gittiler. Ben karakola gideceğim, bana çantamı, telefonumu ver, hadi. Hadi. Ulan ben hakikaten senden betermişim, tam bir salakmışım ya. Ya ama nasıl olur, ben buna nasıl düşerim? Ama televizyonu getirdiler hayatım, bu tele... Bu ne lan? Lan kartonmuş bu da ya. Ya bu kadar da olmaz arkadaş ya. Ya ben nasıl kandım buna ya? Biz nasıl bir salağız ya? Tamam tamam, perişan etme kendini, üzülme, ne yapalım? Haydi gel, karakola birlikte gidelim, hayır. Haydi. Karakola gitmeyeceğiz. Karakol buraya gelecek. O kadar da saf değiliz. İyi ki senin telefonunu kaptırmadık ha. Haydi ara. Haydi ara bakayım. Alo. Heh. Efendim çok zalim bir çete tarafından. Evet, zalimce dolandırıldık. Acil diyorum, bir polis memuru gönderseniz eve. Söylüyorum, Levent Bey sitesi 7 numara. Teşekkürler, bekliyoruz, bekliyoruz. Araba, telefon, cüzdan, televizyon. Ya biz her şeyi nasıl kaptırdık ya? Yok yok, üzülme, üzülme. Boşver ya, serseri bunlar. Yani bunlar 3-5 çeteci, bunları... Şimdi o polis gelsin, her şeyi çözecek. İnşallah. Hah, geldiler. Hadi bakalım. Vallahi. Hah. Selamünaleyküm. Gel memur bey. Merhaba, merhaba. Evet, dolandırıcılık ihbarı üzerine geldim. Evet. Zeki bir çete sizi saf gibi dolandırmış. Aptal yerine koymuş sizi. Yani bu kadar net söylemeniz kanunlara aykırı değil mi ya? Hayır canım, yani bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye biz açıkça uyarmaya çalışıyoruz. Ha. Her şeyinizi kaptırdınız mı? Şey yok, ziynetler duruyor. Güzel, güzel. Ya onları şimdi bir bankaya, mankaya, bir karakola, bir yere nereye verecekseniz verin canım, öyle olmaz. Ha. Doğru, doğru diyor. Ya doğru diyorum da memur bey şimdi... Ya bu adamlar bizi böyle hedef olarak bildiler ya, sürekli eve dadanıyorlar. Biz evden çıkmasak... Acaba diyorum siz götürseniz, ha? Güvenli güvenli orada karakolda dursa, ne olur? Hadi be. E hadi madem öyle yapalım. Allah razı olsun. İfadeyi de sonra alırız. Alırız, alırız, o kolay. Ben ziynetleri çok güzel bir yere sakladım, kimse bulamazsın diye. Evladım benim. Aman sen ne biliyorsun, benim İran hanıma bastım be çocuğum be ya. Çok hassas. Pardon teyzeciğim, yani ben bir etrafa bakınayım diye şey ettim de. Bak, bak. Evet. Belki bir... Parmak izi, bir delil melil yakalanır. Aa, iyi bak, iyi bak. İyi bak. Olur inşallah, inşallah oğlum. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Basma, pardon, basma diyorum, basıyorsun. Bunu götürüyorum o zaman. Al, al benim canım, al benim canım. Hadi, sağ ol. Karakola saklayın onu. Hadi iyi günler. İyi günler. Bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım. Ne oldu abi? Sen şimdi bunları götürüyorsun da...
Bu vazoyu niye götürmüyor? Bak bu da antika, çok pahalıdır. Bunu da götür karakola, olur mu? Ya çok zekisin abisin ya, gerçekten. Sağ ol, bütün kıymetli her şeyimizi güvence altına aldık. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Ya teyzeciğim, bak kulağında küpeler kalmış. Siz çok safsınız belli ki. Vallahi bence onları da verin. Ya, alırlar. Şöyle, al bunu da koy benim canım. Hadi Allah razı olsun. Bak böyle şeylere dikkat edin. Bu söylediğimde kulağınızda küpe olsun. Tamam. Tabii. Gördün mü şakasını da yaptı. Çok iyi oldu. Al değerli her şeyimizi kurtardık. Kurtardık. Polise teslim ettiğimiz çok iyi oldu ha. Tabii canım, o kadar da saf değiliz. Yani. Kim geldi acaba? Merhabalar, ben polis memuru Jale. Dolandırıcılık ihbarınız için gelmiştim. Ha yok yok, az önce memur bey geldi zaten. Memur bey derken şöyle, diğer arkadaşlar görevde. Merkezden sadece beni gönderdiler. Yok yok, yanlış oldu herhalde çünkü geldi. Hatta biz ziynet eşyalarını da ona verdik. Karakola... Biz hakikaten malız ha. Vallahi malız ya. Ya biz seviyoruz dolandırılmayı herhalde. Hayati yine mi? Yine Nazlı, yine yeniden. Allah aşkına Nazlı, bundan sonra ben bile bir şey istersen verme. Üzülme canım benim, üzülme. Nereden bilebilirdik ki ya, polisim dedi. Şimdi ablacığım, ben anladığım kadarıyla siz biraz safsınız. Her polisim diyene de inanıyorsunuz galiba. İnanıyoruz. Şimdi, biz çok inanıyoruz. Tüm ziynetleri verdiniz mi? Verdim. Bir de şey kaldı, maaşı var. Maaşım kaldı bir tek. Peki bu şahıslar içeri girdi mi? Girdiler, girdi. İranalıma bastı ha, bir de bastı. Ya. Kenara çekil dedim iki kere. Şimdi İranalısına bastıysa bu halı delil niteliğinde. Bir geri alalım, bir geri alalım. Delilleri yok etmeyelim. Peki başka nelere dokundular? Her yerlere dokundu, buralara dokundu, buralara dokundu, buralara dokundu, hep dokundu. Tamam, şöyle siz dokunmayın. Şöyle yapacağız şimdi. Evdeki tüm eşyalar deli niteliği taşıyor. Tabii. Biz izniniz olursa eşyaları alıp laboratuvar ortamına götüreceğiz. Parmak izi için bulgu. Tabii İnşallah, canım. Sen inşallah. Nasıl istersen. Tabii alıp götürürüm. Onayınız var yani. Var tabii canım. Ne demek ya? Allah Allah. Hikmet abi, kamyonla ya. Hadi çocuklar hadi. Tamam hadi, siz ellemeyin. Şimdi bunlar deli niteliği. Hadi bakalım aslanım. Hadi abi. Tut oğlum, tut. Tut şunu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Şimdi. Kaldı şu Şunu da aldım. Allah. Tamam, aynen. Tamam, yükle onları, yükle. Hadi bakalım, yükle. Çizmeyin onları, yüksel. Ama çizmeyin oğlum. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi inceleme yapacağız. Biz sizi arayacağız mutlaka. Tamam. Yalnız abla, şöyle bir durum var. Şimdi emniyet bunları karşılamıyor. Sonuçta bir nakliye ücreti var, hamallar var. Varsa bir 2000 liranı alırım. Maaşımı yeni çekmiştim ben, onu size taktım. Ya şu hayvanı! Ama oğlum ama! Tamam, biz sizi arayacağız. Hadi bakalım. Allah razı olsun kızım benim. Maşallah. Gördün değil mi? Vallahi gördüm ya. Gördün değil mi? Vallahi. Nasıl? Nasıl her şeyi organize etti? Bağırıyor kamyona, çabuk çekin diyor. Kız ateş parçası ya. Vallahi ya. Kız bravo. Nasıl cabbar, nasıl acar, nasıl öyle süpürdü ya. Ya sen ne diyorsun, nasıl bilimsel çalışıyorlar ama, görüyor musun? Bilimseller ya. Elim ağrın. Bir şey diyeyim mi? İyice her şeyi didik didik etsinler, bütün derileri. Bulsunlar o hırsızları, sürüp sürüp hapisler. Ne o zaman göreceğim onları? Sen o zaman diyorum. Vallahi ya, dur bak şimdi ya. Kızın aklına bir şey geldi Zahar. Hanımefendi, iyi akşamlar. Dolandırıcılık şubeden geliyoruz, bir ifade alacağız. Az önce memure hanım geldi, her şeyi aldı gitti. Sahte polis olabilirler. Siz böyle polisim diyen herkese inanıyor musunuz? Evet, inanıyoruz. İnanıyoruz. Vallahi inanıyorum. Evet, inanıyorum. Biz her şeye inanıyoruz. Biz o kadar malız. Biz niye inanıyoruz Nazlı?
Bilmiyorum ki Hayati, polisim diye inanmıyoruz işte. Ne edip ya? Tamam tamam, bir sıkıntı yok. Bir yere dokundular mı? Bir parmak izi alalım burada. Bir dakika, orada dur. Orada dur. Sen bir dakika. Ben nereden bileceğim senin polis olduğunu? Ha? Ha? Şöyle girdin içeri, ben polisim falan. Hadi ne var lan? Biri girin lan, çıkın evden. Çık, çık. Efendim, ne yapıyorsun? Ne oluyor? Bırak kocam. Bırak kocam, sen ne yapıyorsun ya? Hanımefendi, lütfen direnmeyin. Direnirsem ne olur acaba? Direnirsem. Ay, ben şok. Evet, merkeze gelmeden sormak istediğiniz bir şey var mı? Var. Bütün bu yaşananlardan sonra neden tutuklanan biz olduk? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de